Hulk'un tüm renkleri. 1 numara Red Hulk. Red Hulk, Bruce Banner'ın Hulk'una takıntılı bir adam. Hulk gibi bir güce kavuşmak için hayatını tehlikeye atıp gamma radyasyonu ve kozmik ışınlarla hazırlanmış bir serum alarak bu hale geldi. Tabii güçleri ve yetenekleri de Hulk'un ötesinde. Mesela Red Hulk öfkelendiğinde derisi binlerce derecelik sıcaklığa ulaşıyor. Bu özellik Iron Man'in zırhını eritebilecek kadar da güçlü. Yumruk yumruğa kavgada da defalarca Hulk'u yendi. Fiziksel olarak çok güçlü olmasının yanında az önce bahsettiğim vücut sıcaklığının gücünü aşırı arttırarak bir nükleer patlama yaratabiliyor. Gücünün zirvesindeyken Thor'u çok kötü dövüp ondan zorla Odin'in gücünü almış, peşinden Silver Surfer'ı tokatlayıp onun da kozmik gücünü emmişliği var. 2 numara Black Hulk. Diğer adıyla Titan Hulk olarak bilinen Black Hulk, Bruce Banner'ın kozmik tanrılarla savaşabilmek için kendi üzerinde karanlık maddeyle yaptığı deneyler sonucu ortaya çıktı. Diğer Hulk türevlerinden gamma ışınlarını tüketerek onları öldüren bu versiyonu Prime Hulk'tan çok daha büyük ve güçlü oldu. Doctor Strange onu durdurmak için ayna boyutuna gönderdi, fakat Black Hulk, Strange'in büyüsünü saf fiziksel gücüyle parçalara ayırdı. Kontrolden çıkan bu deneyin sonunda Black Hulk tüm Hulk türevlerini tüketip Worldbreaker Hulk'tan çok daha güçlü oldu. Tüm bir gezegeni tek yumrukta yok edebilecek kadar güçlü. 3 numara Navy Hulk. Rick Jones, süper asker serumu ve gamma radyasyonlarını birleştirerek yapılan deneyde bir tür zırhlı bir Hulk versiyonuna dönüştü. Vücudunu kaplayan kabuktan dolayı güneşin bile sıcaklığına dayanıklı hale geldi. Aynı zamanda yumruğu Prime Hulk'tan çok daha güçlü. Tüm bu gücünün yanında Hulk versiyonları arasında görünmez olabilen tek Hulk'tur. Bu şekilde rakiplerine gizlice yaklaşıp ölümcül yumruklarla savaşa 1-0 önde başlayan Navy, Red Hulk'la olan savaşında Red Hulk'un kendisini bir nükleer bomba gibi patlatmasından bile zarar görmeden kurtuldu. 4 numara Gray Hulk. Joe Fixit, Bruce Banner'ın kendini tedavi etme yöntemleriyle uğraşırken yarattığı bir seruma maruz kaldıktan sonra geliştirdiği ikinci kişiliğidir. Bruce'un aksine acımasız ve kural tanımaz bir karakteri olan Joe, Las Vegas'ın yeraltı patronlarını birer birer devirip bu suç dünyasının tepesine oturdu. Gray Hulk olarak diğer Hulk'ların aksine zekasını koruyabilen Joe, üstün fiziğini zekasıyla birleştirip kendinden güçlü düşmanlarını bile savaşta kolaylıkla yendi. 5 numara Emerald Hulk. Genelde Abomination ismiyle bildiğimiz Emerald Hulk, Bruce Banner'dan daha güçlü olmayı takıntı hale getirmiş bir adam. Bu yüzden benzer bir süreçten geçmeye gönüllü oldu, fakat kendini Bruce'un aldığı gamma radyasyonundan çok daha fazlasına maruz bıraktı. Dolayısıyla Prime Hulk'un iki katı devasa bir Hulk formu kazandı. Ayrıca bu formu korumak için öfkelenmesi bile gerekmiyor. Tabii dolayısıyla insan formundaki zekasını kaybetmiyor veya öfkeyle kendini kaybetme gibi bir dezavantajı da yok. Birkaç defa Bruce Banner'ın hayatını yerle bir eden Abomination, yine birkaç defa sırf onu kendisi öldürmek için Bruce Banner'ın hayatını kurtardı. Neredeyse yok edilemez derisiyle Red Hulk'un patlamaları dahil birçok hasara bağışıklığı var. 6 numara Blue Hulk Thor. The Leader olarak da bilinen Samuel Stern'ın yarattığı dev gamma radyasyonu dalgasında Hulk ve Thor birleşerek tek bir kişilik haline geldi. Blue Hulk Thor hem Hulk'un öfkesi ve fiziksel kuvvetine hem de Thor'un kozmik ve yıldırım güçlerine sahip. Aynı zamanda tüm öfkesine rağmen Mjolnir'i kaldırmaya layık. Tabi bu güçlerin kombinasyonu olarak nükleer patlamalara yol açan yıldırımlar da oluşturabiliyor. Yine aynı durumdan dolayı Thing ve Spider-Man'in birleşmiş hali olan Spider-Thing'de girdiği savaşta tüm Washington'ı yerle bir etti. 7 numara Neon Hulk. Worldbreaker Hulk olarak da bilinen bu versiyonu, gezegenleri tek yumruğuyla yok edebilen bir Hulk varyantı. Diğer Hulk'lardan farklı olarak Worldbreaker Hulk, gamma radyasyonunu ellerini birbirine çarparak ışınlar halinde saçabiliyor. Bu ışınlar öyle kuvvetli ki tektonik plakaları parçalayarak devasa depremlere neden oluyor. Sakar gezegeninde yaşadığı fiziksel ve psikolojik işkencelerden sonra Prime Hulk'un alternatif bir kişiliği olarak ortaya çıkan bu karakter, kendisini Sakar'a gönderen süper kahramanlardan intikam almak için dünyaya döndüğünde Avengers, X-Men ve Fantastic Dörtlü gibi tüm süper kahraman ekiplerini birer birer yendi. Bu sırada dünyanın yarısını da yok eden Worldbreaker Hulk'un öfkesi, limitsiz bir gamma radyasyonu zinciriyle sınırsız bir şekilde güçlenmesini sağlıyor.